Ya izledim ama elimizdeki dosyalarla bakanın e, söylemi pek uyuşmuyor ama sizin aktardığınız kısım bence önemli. Hani neden şimdi gündem olduğu kısmı önemli. E, o da yine bir iç kavgaya işaret ediyor. Altan sendeki bilgiler ne peki? Dosyayı inceledin. Bugüne kadar yani şu ana kadar aktarmadığımız başka bir bilgiye sahip misin? Şöyle bazı kısımlar var. Yayına gelmeden önce de e, not aldım. Hı hı. Şimdi önce şöyle başladım. Yani bu dosya kısmı yani bir kere Emrullah'ı hakikaten de tebrik ediyorum. Kesinlikle. Gerçekten de büyük bir gazetecilik örneği yapıp Türkiye gündemine taşıdı. Hani bir baba olarak da teşekkür ediyorum ben gerçekten de Emrullah. A. Önce onu söyleyerek Doğru. başlamış olayım. Şimdi niye gündeme geldi? Sayın Bakan diyor ki, olduğu zaman niye gündeme gelmedi de şimdi geldi? Hı hı. zaten Emrullah'ın gazetecilik başarısı, savcı beyin tehdit edilmesini gündeme taşıyarak aslında bu olayı ortaya çıkardı. Fakat ikinci bir husus daha var. bir şey var. Bir Sağlık Bakanlığı'nda bir itiş kakış var. Bir itiş kakış olduğu çok belli. Bunun da temelinde en abız kavgası yatıyor gibi görünüyor. Yani bu Enabız'dan kaynaklı bir itiş kakış bir a, e, kavga var. Nasıl Niye? bir, bir kavga? gün Sözcü'de bir haberi ilgisini. hatırlatayım. Şimdi biliyorsunuz bu Enabız verilerinin Katar'a satılıp satılmadığı evet. yönü üzerinden yürüyen bir tartışma vardı. Hı hı. Hatta bununla bu bir, bir Enabız'ı geliştiren... Gelişim döneminde Türk Telekom'la birlikte iki çalışan ile sürece ortak olan bir firma var. Bilbest. Bilbest'le Sağlık Bakanlığı'nın bir dava süreci vardı. Bu hı hı. dava süreci şimdi istinaf aşamasına yanlış hatırlamıyorsam. Bir yargılama gerçekleştirildi. Yargılamada Bilbest'in o dönemki çalışanları paylaşıldı. Bilbest'te daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın danışmanları Bilbest'te bilgi sağlayarak ihalelerde onların öne geçmelerini sağladıkları iddiasıyla bir yargılama yapılıyordu. Yargılama beraatle sonuçlandı. Fakat henüz istinaf aşamasında hem bakanlık itiraz etmiş, hem savcılık itiraz etmiş durumda bu karara. Şimdi orada Bilbest'le ilgili büyük paralar döndüğü, daha doğrusu bu enabız yazılımı ile ilgili büyük paralar döndüğü söyleniyor. Hatta işin içerisine hak yolun girdiği söyleniyor. Hak yolcu grupların girdiği söyleniyor. Bir takım e, ilişkiler olduğu söyleniyor. Eski bakanlık personeliyle şimdiki bakanlık e, e, bence arasında bir anlaşmazlık var. Bir itiş kakış var burada. Ve öyle görünüyor ki bu bilgilerin bir kısmı da e, bu itiş kakıştan sızdı ve gündeme gelmeye başladı. Yani belki de siyasi bir takım hedefler, siyasi bir takım tartışmalar olmasa biz bu konuyu duymayacağız. Bak, bak, bakanlığın içerisindeki en abızı ilgilendiren konu. Çünkü bir mahkeme var, mahkemenin e, devamı var, üst mahkemeye gitmiş durumda ve onun için bir itiş kakış var. Bu sebeple bir e, sıkıntı var.